Ya Rabbi bizi bize bırakma diyoruz. Evet, muhterem cemaat. Ya Rabbi bizi bize velev göz açıp yumuncaya kadar olsa bırakma. Ben sohbette arkadaşlarıma hem yazdırdım hem de ezberleyin bu duayı dedim. Allah Resulü'nün çok kısa fakat çok önemli dualarından biri muhterem müminler. Ya Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ehalle min zalik. Bak bak mümin kardeşim, Allah'ın Resulü, Enbiya'nın imamı, varlığın göz bebeği, kainatın sebebi hilkatı, varlığımızın vesilesi olan Nebi-i Zişan böyle dua ediyor. Hem de nefsi kabzayı kudrette masum olan büyük peygamberimiz böyle dua ediyor. Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve la ekelle min zalik. Ya Rabbi göz açıp yumuncaya kadar ve daha az da olsa beni nefsime bırakma diyor. Hoca mısın? Ya ben de hocayım güya. Ama Allahu Zülcelal hıfzında kılsın ve bizi nefsimize bırakmasın inşallah. O korursa, o lütfederse, o ihsan buyurursa, muhterem Müslümanlar, benim Yahya Hacı Hasan Efendi diye bir kardeşim vardı, Allah yolunda kardeşim, ehifillahım vardı. O Yahyalı meşrebiyle değmek için derdi. Muhterem müminler, eğer Mevla bizi hıfz-ı emanında kılarsa değmek için. 6,5 milyar bir araya gelse kılımıza zarar veremez. Ama elimizi bıraktı mı? Na'udhu billah, sümme na'udhu billah, sümme na'udhu billah. Muhterem müminler. Ya. Evet. Sabrini bir kimsenin Cenab-ı Hak İslam'a şerh ederse, açarsa o kimse bir nur üzerinedir. Peygamber-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sahabe sordular. Ya Resulallah, keyfe inşirahu sadr? Sadrin nasıl olur ya Resulallah? Peygamber Efendimiz kısa olarak cevap verdiler. İza dehalen nurul kalbe inşaraha vanfesaha. İslam'ın nuru bir kalbe girdi mi genişler, genişler ve genişler muhterem Müslümanlar. Hatta Rabbisinden bir nur üzerine dedim ya Müslümanlar, şunu da söylüyorum latife olarak, ne zaman o kalbe nazar etseniz artık Allah var. Ya ya, 24 saatin 24'ünde o kalbe hangi an ve dakika ve nefeste nazar etseniz, çünkü Cenab-ı Halik Zülcelal mavesi ani arzı ve la semai ve vesi ani kalbi abdülmümin, beni ne semalar ne arz ne kainat ne ecram ne varlık ihata edemez, ancak mümini kamil kulumun kalbi beni kuşatır diyor. Ya ya ya. Muhterem Müslümanlar, Hafız-ı Münziri'nin tergib-i terhibinden de bir misal vereceğim, bakınız. Hadis kitabı. Ya Musa, ben rahatsızlandım da benim iademde bulunmadın. Cenab-ı Hak Musa Kelimullah'a böyle diyor. Ya Musa, ben rahatsızlandım da benim iademde bulunmadın. Hatırımı sormadın. Ami tabirle ziyaretime gelmedin ya Musa. Sağlara gidilirse ziyaret denir, hastaya gidildiğinde iade-i ziyaret, iade denir muhterem Müslümanlar. Bu da ilmidir, bilinirse iyi olur. Falan hastamızın iadesine gideceğiz. Yani sağlığında o bize gelirdi, biz de rahatsızlığında onun gidip hal hatırını soracağız manasına muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Musa aleyhisselam, Fesübhanallah, Ya Rabbi sen böyle noksan sıfatlardan münezzehsin. Alemlerin Rabbi, varlığın Halikısın. Rahatsızlık ve hastalık tabirini anlayamadım Allah'ım. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ya Musa, dikkat buyurunuz Müslümanlar. Ya Musa, falan mahallede, falan beldede, falan yerde
benim dostlarımdan, veli kullarından biri rahatsızlandı. Hı? Benim sevgililerim, dostlarım, veli kullarımdan biri rahatsızlandı. Onu ziyaret aynen beni ziyarettir. Hele bir iyi bak hele, onun kalbinde ben varım bu. Muhterem Müslümanlar, gerçi ben latifeyi çoğaltıyorum, mevzu kalıyor ama Hacı Bey Sade üstadımızın bir latifesini her vesileyle büyükleri anıyorum, biliyorsunuz. Hocalarımı hiç unutmak istemiyorum. Çünkü şu neşemizi onlara borçluyuz Müslümanlar. Aziz kardeşlerim, hani geliyorum, kürsüye çıkıyorum, sohbet ediyoruz, ruhen sarmaş dolaş oluyoruz ya, şu neşemizi üstadlarıma borçluyum. Cenab-ı Hak kabirlerini Firdevs cenneti kılsın inşallah. Hacı Bey Sade üstadımız devamlı naklederdi ve ben bu misalini üstadın Camu-ı Keramat-ı Evliya diye Yusuf Nebhani'nin iki ciltlik bir eseri var. Orada gördüm. Büyüklerden, velilerden Şeyh Hasen-i Utase diye Ehl-i Beyt'ten, Peygamber Efendimiz'in sülalesinden bir zat. Hasen-i Utase Hazretleri. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın. Peygamber-i Zişan Efendimiz'i çok rüyada görülmüş. Muhterem Müslümanlar, tabii bu lütuf, bu nimetler sevgiden geliyor. Hani şimdi hepimizin içinde bir şey var, bir cıkırtı var değil mi? Yine Hoca Efendi'nin tabiri bu. Hepimizin içinde bir cıkırtı var. Ah Resulullah'ı ben de bir görsem. Efendim? Şöyle bir eşiğine dudak koyup, ayak izlerine yanaklarımı basıp, cemalini doya doya bir seyretsem. He? Muhterem Müslümanlar, ya hubarı payine almam cihanı ya Resulallah, değişmem bu yine heft asımanı ya Resulallah diyerek, dolu gibi yağan şakır şakır dolular gibi gözyaşlarıyla Peygamber Efendimizin önünde böyle bir arz-ı şükran eylesem, hepimizin gayesi değil mi muhteremimizden? Muhteremimler, burada şöyle bir müjdem de var. Bir kimse Peygamber Efendimiz'i rüyada görmeye devam ederse açıktan da görürmüş. Böyle bir müjde de var. İstidadı yükseldikçe gönül gözü açılır. Gönül gözü açılınca da Peygamber Efendimiz'i isterse Peygamber Efendimiz açıktan görürmüş. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mesela bizim büyük hadimimiz muhterem müminler, hadimde metfun olan berika sahibi Ebu Said Muhammedi Hadimi Hazretlerinin, ben 952'lerde bazı kaza ve vilayetlerde vaaz etmek için vazifeli çıkmıştım Diyanet'ten vazifeli olarak. Hadimde de 3 gün vaaz ettim. O zaman hadim müftisi Ahmet Efendi, Ebu Said Muhammedi Hadimi Hazretlerinin torunlarından, bana Hadimi Hazretlerinin el yazması murakabat risalesini gösterdi. Büyük Hadimi'nin el yazması murakabat risalesi. Oradan da bir latife nakledeyim size, bakınız muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz bizlere kerem buyursun. Resulü Zişan'ın iltifatından bizi mahrum etmesin inşallahü teala. Bir gün diyor, seccademin üzerindeydim. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine doğru, kıbleye doğru bir kapı açıldı önümden diyor. Gözü yumulu murakabe halinde, hadimi kendisi bizzat el yazması böyle naklediyor. Göz açıp yumuncaya kadar Peygamber Efendimizin önündeyim diyor. Orada o pirinç parmakçıklar var ya, altın kaplama pirinç parmakçıklar, muvacehe-i Muhammedi diyoruz. Peygamber Efendimizin önündeyim hemen diyor. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Halilallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Başladım diyor salat selama.
manialar açıldı. Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri açıktan görüyorum diyor. Ya Resulallah, sana torun olmanın layıkını bilemedim, gereken hizmeti veremedim dedim diyor. Boynum bükük, gözümün yaşıyla Ahfad-ı Peygamberi, Nesli Ahmedi'dendir kendisi. Mahşerde onların sancağı altında, Livaül Hamdin altında Rabbimiz bizi haşretsin inşallah. Ve diyor, boynumu büktüm böyle. Hani kölenin efendisine karşı tavrı nasıl olursa, ondan bin kat daha edep libasını giymiş şekilde Resulullah'ın karşısında edeple, siz bilirsiniz ya Resulullah dercesine, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, torunluk vazifeni bir hakkın eda ettin, ilim, din ve şeriatıma da hizmet ettin dedi, sırtımı sıvazladı Peygamber Efendimiz diyor. Muhterem Müslümanlar, öyle zannederim ki, Yüce Rabbimiz kerem buyursun inşallah, dünyadaki mevcut altın ve gümüş madenlerine, elmas ve yakut ve mercanlara sahip olsak, Resulullah'ın o bir anlık latifesine değmez vallahi. Onun için kılına kainatı değişmem diyor Osmanlı şairi. Ya değişmem mu yine heft asumanı ya Resulallah. Muhterem müminler, mavzuma gelmiş olayım. Hadi pek fazla da işi dağıtmayayım. Evet, bir kimse Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in lütfu ile sadrini İslam'a açar da, Cenab-ı Halik-i Zülcelal'in lütuf ve hidayetine nail ve mazhar olur ise eğer, o Rabbisinden bir nur üzerinedir muhterem müminler. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bize o nuru lütfederse, Peygamber Efendimiz buyuruyor, sadir genişler ve iç aleminde büyük bir manevi surur ve nur meydana gelir. Fema alametuha ya Resulallah, Peygamber Efendimiz'e sordular, alameti nedir ya Resulallah diye. Peygamber Efendimiz buyurdular, el inabetu ila, dikkat buyurun Müslümanlar, karşıma geldiğinizde sokakta soracağım, sonra imtihan edeceğim. Şerhi sadrin görüntüsü, alameti neymiş bakınız. El inabetu ila daril hulud ve tecafi min daril gurur ve istidadu lil mevti kable nüzulihi. Üç şey sadrin inşirahının dışarıdan görüntüsüymüş. Kalpte nur olduğunun alametiymiş. Yani hocam demek benim kalbimde nur var, benim gönlüm İslam'a karşı açılmıştır diyenden bu üç şeyi isteyeceğiz öyle mi? Öyle Müslümanlar, Konyalılar. Her davanın şahidi olur. Hani Zeyd İbni Harise Hazretleri size ben derslerde çok naklettim. Keyfi asbahtı ya Zeyd diye sordu ya. Nasıl sabahladın ya Zeyd diye soruyor. Asbahtı müminen, mümin olarak sabahladım ya Resulallah. Ey müminliğin alameti ne diye soruyor. Onu bir başka derste tekrar naklederim inşallah. Şu kalmasın. Muhterem müminler, bir müminin sadri, yani şöyle önümdeki kardeşlerimden başlıyorum, hocanız da dahil, İslam'a karşı sadrimiz şerh edilmişse şu üç şeyin bizde olması lazım. Bir, ahirete tam ve büyük bir meyil. Ahirete tam ve büyük bir meyil. Ya. Muhterem Müslümanlar, yani bakıldığı zaman o kimse yürümesinde, durmasında, yemesinde, içmesinde, ahzu itasında, alışverişinde, adab-ı muaşereti ve ihvanına karşı olan durum ve tutumunda, sohbetinde, halinde ahireti daima nasbu ayneyi tabir ediliyor ona. İki kaşının arasına oturtmuş, daima ölçüsü o güne göre. Hani bir an gaflet etse orada meydana çıkacak, bir kelime yanlış söylese orada meydana çıkacak, bir adım gaflete doğru atsa orada meydana çıkacak. Muhterem Müslümanlar, zabıt varakaları o kadar ciddi ki, hey Mevlam hey. Muhterem Müminler, bir aralık 12 Eylül'den sonra beni çağırdılar da şöyle elimin izini aldılar, parmak izlerimi aldılar.
Ne olur ne olmaz diye. Oradaki arkadaşa öyle dedim. Bakın ben hayatımın her saniye ve dakikasının hesabını vermeye hazırım dedim. Siz de mahşerde bu yaptığınızın hesabını Allah'a vermeye hazır mısınız dedim. 49 senedir kürsüdeyim. Hem de Hollanda'dan tutunuz Kabe'nin karşısına ve Türkiye'mizin üçlüsünde. Evet, seneler ve seneler. Hatta muhterem Müslümanlar, isterseniz şöyle bir şakamı da söyleyeyim size, bakınız. Hani ben eski hocalarımız çok, bilhassa Mevlid Efendi, Dülgezade Mevlid Efendi Hoca kürsüde çok şaka yapardı. Latife yapar, bazen de cemaati, yaş itibariyle içinizde bilenler var, bayağı şakıl şakıl güldürürdü bazen cemaati. Ben size pek fazla öyle şakada yapmayacağım ama yaşadığım bir latifeyi söyleyeceğim. Stuttgart muhterem Müslümanlar, Mercedes fabrikasında çalışan kardeşlerim Almanya'da konferans tertip etmişler. Onların böyle büyük bir kapalı yerleri var. Hocam dediler, hem namaz kılıyoruz hem de konferansla konuşma orada olsun. Peki dedim. O muhitte de yine tabii bizden giden, Türkiye'den giden ırkçılar, Turancılar filanlar falanlar, çeşitli böyle tuhaf tuhaf şeylere mensup olan kişiler muhterem Müslümanlar. Şöyle bir kürsüye çıktım, baktım. Kapıdan girenleri de evvela bir hafta şöyle seyrediyorum. Hep kulakları böyle dik dik muhterem müminler. Şöyle kulakları. Evet efendim. Kapıdan girerken de böyle hepsi böyle giriyorlar. Hani biz de varız dünyada dercesine muhterem Müslümanlar. Latife yapacağım dedim ya artık size. Güldüreceğim sizi biraz. Muhterem Müslümanlar, kürsüye çıktım. Baktım cemaatin çoğu öyle görünüyor, hep gençler. Şuralarına bir şeyler de böyle takmışlar boyunlarına filan. Hani biz kimdeniz filan dercesine. Notumu şöyle bir koydum muhterem müminler. Sallu ala Resulina Muhammed deyip sevgi, uhuvvet, merhamet, kardeşlik verdim veriştirdim muhterem müminler. İslam'da sevişmenin, İslam'da kardeş olmanın, İslam'da dost olmanın, İslam'da yek diğerine karşı tamamlayıcı olmanın, merhametin, şefkatin, acıma hissinin nesi varsa o gün gönül kasemde ne varsa hepsini böyle yağdırdım adeta cemaat üzerine. Muhterem Müslümanlar, bazen şöyle derim de cemaat gülerler. Şöyle bir 10-12 dakika kadar konuştum. Baktım o kulakları dik dik duranların kulakları şöyle biraz aşağıya indi muhterem Müslümanlar. Yarım saat kadar vardı konuşma. Hani gözleri bakışı biraz tuhaftı ya muhterem müminler. Böyle bir baygın baygın bakmaya başladılar. Konuşma bir saate vardı. Ey vallahi Konyalılar, hepsinin sanki gözleri yaşla doluydu. Göz pınarları yaşla dolu. Konuşma bitti. Hey yüce Allah'ım hey. Orada ne kadar mesela 1000 kişi varsa sanki bir vücut haline gelmek suretiyle kalplerdeki o vahşet, kalplerdeki o tuhaf niyetler, gözlerdeki o tuhaf bakışlar topyekun melekutiyet haline, yumuşamaya ve sevgiye döndü. Hani kapıdan girerken böyle girenler, kapıdan çıkarken baktım hep böyle birbirine, koyunların böyle birbirine sürtünerek çıktıkları gibi birbirine zarar vermeden tatlı tatlı çıkışıyorlar baktım. Yahu Müslümanlar, yaşadığımız müddetle bizim işimiz bu. Yani 70 milyonu eğer imkan olsa da peykten seslenecek olsak 1,5 milyarı bir halatın lifleri gibi kaynaştırmak. Oldu mu Müslümanlar? Niye? İslam'da tefrika yok. İslam'da sen şu partidensin, ben şu partidenim. Kavgalar, gürültüler, nizalar, cinayetler, şakavetler. Hatta son zamanda ekranları seyrediyorsunuz, gazeteleri okuyorsunuz, radyoları dinliyorsunuz, bombalar atılıyor, kurşunlanıyor, yuvalar yıkılıyor, öldürüp katlediliyor insanlar. Zerre kadar bu memleketin evladının bir kesiminde
yekdiğerine karşı merhamet diye bir şey kalmamış. Gönüllere Allah sevgisini koyacaksın. Gönüllere iman aşısını yapacaksın. Kalplere Mevla'nın haşyetini, duygusunu, ahiret hissini maya tutturacaksın. Herkes sonuçta Allah'ın huzuruna varacağını güzel güzel inanıp iman edecek. Sonra Müslümanlar, inanın böyle, bakınız ben öyle inanıyorum. Aylar, yıllar, asırlar geçecek de hapishaneye giden bir tek fert bulamayacaksınız. Çünkü bu beldede İslam var diyoruz. Ya. Kıymetli kardeşlerim, ben size geçen sene söyledim. Takvim yaprağının arkasında bir tarihçiden almış takvimi düzenleyen arkadaşımız. Orada diyor ki bir Fransız alimi 14 sene Osmanlı'nın İstanbul'unda kaldım diyor. Müminler, Rabbimin huzurunda ben cevap vereceğim, mesulüm anlattığımdan. Takvimin arkasındaki yazı şu: bir Fransız alimi 14 sene İstanbul'da kalmış, Osmanlı'nın İstanbul'unda. 5 tane şakavet, 14 senede 5 tane şakavet hadisesi olmuş. Onlarda Rum ve Yunan'dı diyor. O günün adliyesinde cezalarını çektiler gittiler diyor. 15 senede hiçbir Müslüman İstanbul'da bir Müslümanın tırnağını dahi sökmemiş. Ha hocam, hani sen söylüyorsun ya caddelerinden gül kokusu gelen bir Türkiye diye. Eyvallah, istediğim bu işte Müslümanlar. Hapishaneleri boş, mahkemeleri rahat, tutuk evlerinde bir tek suçlu yok. Hatta hatırlayacaksınız Müslümanlar, geçen sene bunu anlattım da şöyle de dedim: peki hocam, ama polislerimiz ne yapacaklar? Trafiğe sağdan git, sağdan git diye verecekler. Vesselam muhterem Müslümanlar. Sen gel bir benim peygamberimle kucaklaş da medeniyet nasıl, ukuvvet nasıl, kardeşlik nasıl, vatandaşlık nasıl, sevgi nasıl, merhamet nasıl, acıma hissi nasıl? O vakit göreceksin mümin kardeşim. Ya Rabbi, bize gerçek Müslüman olma lütfunu esirgeme Allah'ım. Muhterem müminler, hani bir kimsenin kalbinde nur meydana gelir, İslam ile inşirah olduğunda genişler dedik ya, dışarıdan görüşü nedir ya Resulallah diye sorduk. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, darul hulud olan ahiretin şartlarına kendisini hazırlamak, ahiret inancıyla yaşamak. Ahiret var, mahkeme-i kübra var, Allah'ın huzuru var. Tamam mı muhterem müminler? Ya. Öyle olunca benim eski tabirim, mesela bir mümin kardeşim şurada saatini köşede düşürüyor, cep saatini. 10 sene oradan saati alan olmuyor. Vallahi benim hayalimdeki İslam milleti böyle muhterem müminler. Yolda giderlerken bir şey yere düşürmüş bir Müslüman. Biri diğerine şunu alıver diyor. Elini alınca sahibini buldaver diyor. Ya sahibini burada ver deyince eline alan da böyle kalıyor. Yani ne o biri alıp da onu cebine koymak istiyor, ne de alıp vermek isteyen bu defa elinde o emanetle kalıyor. İki müminin hali bu muhterem müminler. Velev ki bu basit bir şey bile olsa, bir mümin kardeşinin zerre kadar hakkına tecavüz İslam'da yok muhterem Müslümanlar. Hep ihsan var. Kıymetli kardeşlerim, İkinci alameti neymiş? Sadrinde nur olan bir kimseyi tanıyacağımız biri ahiretli. İkinci alameti ve tecafi andaril gurur, bu dünyanın gurur ve zinetinden uzaklaşmak muhterem Müslümanlar. Hani takma takıştırma çalımdan uzak kalmak. Samimi bir mümin. Muhterem müminler, hani şöyle simahum fi vücuhihim min eferi sücud var ya, secdeye kapanışları
alınlarında iz yapmıştır. Allah böyle buyuruyor, secdeye kapanışları alınlarında iz yapmıştır. Simalarında secde izinden onlar belli olurlar diyor Kur'an-ı Kerim. Kıymetli müminler, Yüce Rabbimiz inşallah bize de onu lütfetsin. Amin. Ya, yani dünyalık olarak birisi istese sırtımızdan cübbemizi, başımızdan efendim sarığımızı, cebimizden neyimiz varsa harçlığımızı Allah yolunda verecek kadar dünya babında cümert olmamızı Mevlamız mukadder kılsın inşallah. O müminin hani dünya gururundan, dünya zinetinden uzaklaşacak dedik ya, hangi tarafından baksanız ihlas dökülüyor adeta. Ne malıyla mağrur, ne servet ve dünyalığıyla efendim Allah korusun varlık içerisinde, ne makamından dolayı gurura gidiyor, ne de kimseyi aşağı görüyor. Yani dünyanın her şeyinin fani olduğunu biliyor ve ona göre muhterem Müslümanlar ya. Bakınız ben size bir misal vereyim. Bu işin, bu iman, bu inancın erlerinden birini misal vereyim size. Sultan Fatih Muhammed Han Hazretleri İstanbul'un Fatihi, Sultan Fatih bir gün şöyle otururken gönlünden geçiyor muhterem Müslümanlar. Yahu diyor, bu necip millet bana bir gün in oradan deseler diyor, başımı sokacak bir hücrem de yok dünyada diyor. Konyalılar duyuyor musunuz? İstanbul'un Fatihi Bizans'ı yerle bir edip Ayasofya'ya minaretken Cuma'yı orada kılacağım diyen koca Fatih, çağ kapatıp çağ açan eşsiz sultan ve Hazreti Muhammed'in ümmeti muhterem Müslümanlar ya, Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah ortada. Meğer o dev fetihten cebine bir senet bile koymamış. Konyalılar duyuyor musunuz benim sesimi? Duyuluyor mu buralara? İstanbul'un fethinden belki sonra lazım olur diye cebine bir çek veya senet dahi koymamış. Devlet hazinesinden şuranın, umumi heyetin verdiği maaşı neyse koskoca sultan onu harcıyor. Bitti mi aybaşını bekliyor. Düşünüyor muhterem Müslümanlar, böyle düşünüyor. Muhayyilesinde böyle dalmış. Eğer bu millet bana in diyecek olursa İstanbul'da, Türkiye'de, yeryüzünde benim bir kulübem dahi yok diyor. Bari Fatih Üniversitesi'nin rektörüne yazayım da beni talebe kaydetsinler. Orada medreseden bari bir hücre ayırsınlar revaklardan diyor. Muhterem Müslümanlar, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri yazıyorlar, imza ediyor. Rektör efendiye gönderiyor. Fatih'i de, üniversiteyi de, revakları da yaptıran kendisi. Rektör efendi alıyor. O zaman derse ağam derler muhterem Müslümanlar. Misal. Alıyor, yazıyı okuyor. Cevap yazın diyor. Talebe kayıtlı olamayana medreseden hücre ayıramayız diyor. Talebe kayıtlı olmayana nizam namemiz gereği revaklardan oda ayıramayız diyor. Fatih alıyor bunu. Beni talebe kaydedin öyleyse diye tekrar yazı yazıyor. Tekrar üniversiteden yazı geliyor muhterem Müslümanlar. İmtihana girmedikçe talebede kaydedemeyiz diyorlar. Fatih imtihana giriyor usulüne göre, medreseden bir oda ayırıyorlar. Konyalılar, benim dedem bu, duyuyor musunuz aziz Konyalılar, ben Osmanlı nesliyim, Fatihlerin nesliyim, tamam mı? Muhterem müminler, yani bir kişinin dünyalık
cırcıraya, şaşaya, zinete, artık o imanın büyük neşesiyle Peygamber Zişan Efendimiz'den bir hanım kızını gönderiyor veya cariyesini gönderiyor. Resulullah'ın üzerinden bir elbisesini istiyorum diyor. Bakın müminler, Allah'ımız şahit ki bunu Allah Resulü, sahabeleri ve selef yaşamışlardır. Bunlar mübalağa değil. Ben size olanı olduğu gibi naklediyorum. Hanımcağız geliyor, ya Resulallah, benim şöyle bir hanımım var, yaşlı bir hanım. Sizden Resulullah ne olur bana bir entarisini versin diye, üzerine giydiği bir entarisini versin diye rica etti. Kızım diyor, yedeğim yok diyor, ikinci birini bulursam ona göndereyim diyor. Kim bu adam muhterem Müslümanlar? Bütün varlığın kendi şerefine yaratıldığı Hazreti Muhammed. Dünyada ne varsa onun şerefine hep. Hani Necip Fazıl kitabı var ya, o ki o yüzden varız diye, gençler okuyun yavrular. O ki o yüzden varız. O öyle Peygamber-i Zişan ki, o var diye alem ve kainat var, o var diye iman ve aşk ve Kur'an var, o var diye biz varız, Kapı Camii var muhterem müminler. Ya, ya. Hani diyor ya şair, bu da latifeli bir söz. Gül gülerek geldi güle, gülleri güldürdü o gül. Gül güler miydi güle, gelmeseydi gülzara o gül. Eğer aleme o gül gülerek gelmeseydi, onun tebessümü olmasaydı bu alemin üzerine, acaba bir tek bülbül name ve terennümatıyla dalları, gülleri süsler miydi diyor, güller açar mıydı acaba? Her şey onun şerefine. Öyle olduğu halde, öyle olduğu halde muhterem müminler, Peygamber Efendimiz üzerimdeki entarimden başka yok evladım diyor. Eğer birini Allah lütfederse veririm diyor. Kıymetli kardeşlerim, eve gidiyor o cariye, hanımına olduğu gibi durumu söylüyor. Hanımı tekrar haber gönderiyor. Resulullah'tan rica ediyorum, çarşıdan alıp da vereceği entariyi değil, vücudu mes'udu mübarekine dokunanı istiyorum. Kefen yapacağım, Rabbim beni yakmasın diye diyor. Muhterem müminler, Peygamber Zişan, çünkü muhterem müminler, Peygamber Efendimiz'in mübarek elleriyle sıvazladığı, vücudu vücuduna değdiği yeri, kişiyi cehennem ateşi yakmıyor. Ya, amcası Ebu Talip 8 yaşından 50 yaşına kadar Peygamber Efendimiz'e hizmet etti. Ama inanmak nasip olmayınca Peygamber Efendimiz tabii zorlayamıyor. La ikrahe fiddin kad tebeyyener rüşdü minel gay. Bak mümin kardeşim, dinde zorlama yoktur. Çünkü hakla hakikatle batıl birbirinden ayrılmıştır artık. Yani İslam'da müminler, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, la ikrahe fiddin kad tebeyyener rüşdü minel gay. Güneşin kuşluk vaktindeki açıklığı gibi hakla batıl, İslam'la küfür, imanla inkar artık ayrılmıştır. Dinde zorlama yoktur diyor Cenab-ı Hak Kur'an'ında. Binaenaleyh, yahu Müslüman ol kurtul kuzum işte. Tamam mı efendim? Müslüman ol kurtul mesela. 49 senedir ve benden evvel de Resulullah'a kadar bütün alimlerin, hocalarımız ve üstadlarımızın söylediği bu. Müslüman ol kurtul. Evet. Yani şunu ifade ediyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin, muhterem müminler, gönlünde öyle bir zenginlik vardı ki ikinci bir entarim olduğunda vereceğim diyor. Bunu arz ediyorum Müslümanlar ve beyninize çelik çiviyle perçinliyorum.
hanımcağız alıp da vereceğini değil, Resulullah'ın giydiğini istiyorum diyor. Peygamber Efendimiz'e tekrar böyle cariyesini gönderince Allah'ın Resulü vücudundan entarisini çıkarıyor, veriyor. Buyurun diyor. Ve o gün mihraba geçemiyor. Peygamber Efendimiz o gün mihraba geçemiyor. İkinci bir entariyi sahabeden bir mümin duruma vakıf olup da getirinceye kadar mihraba geçemiyor. Estaizu billah. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَصْطِ فَتَقُوْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Hayyid cellesi bunun üzerine nazil oluyor muhterem Müslümanlar. Ya Muhammed, elini boynuna böyle bağlayan cimrilerden olmazsın zaten. Fakat sırtındaki elbiseyi de verip de mihraptan kalacak kadar da soyunup dökünü verme. Çünkü mihraba geçemiyorsun. İkisinin arasında böyle bir vasat yol. Evet muhterem ümmiler, bu Peygamber Efendimiz'e hitap ama ümmeti Muhammed için aynı zamanda nasihattir muhterem Müslümanlar. Öyle olunca da gönlüne meluliyet geliyor böyle. Tahassür içerisinde mihraba geçemedim diye hüznende kaldın ya Muhammed. Muhterem ümmiler, ahiretlik Allah'ımız bizleri affetsin inşallah. Ahiretlik insanım diyenin görüntüsü bu. Hazreti Ömer'in cübbesinde 7 yerinde yama var. Tamam mı muhterem ümmiler? Ya Sıddık-ı Ekber, Peygamber Efendimiz yaşayan ölü görmek isteyen Ebu Bekir'i görsün diyor. Canlı cenaze. 6 günde bir iftar ederdi. 6 günde bir iftar ederdi. Ya. Ve Müslümanlar, Kapı Camii'nin cemaati bunu her söyleyişimde zerrelerime kadar haşyet doluyorum, Rabbim şahit. İman böyle olacak. Peygamber Efendimiz'e Miraç hadisesinde Ebu Cehil kapılarına gidip gittiği zaman verdiği cevap belli, sonra onu anlatırım. Allah Resulüne dönünce böyle diyor. Ya Resulallah, vallahi gözüme değil size inanırım buyuruyorlar. Asır 20. asır değil, 120. asır, 120. asır olsa imanın gerçek görüntüsü Sıddık-ı Ekber'in dilinde. Öyle lafa, söze, tehdide, hakarete, lafa, felana, zindana, kılınca, felana. Hayır, hayır. Allah Resulü'ne devamlı ifademiz bu. Ya Resulallah, gözümüze değil sana inanırız. Ve binlerle alem, kainatta yaşayan insanlar şahit olsun, biz Hazreti Muhammed'in ümmetiyiz. Ona inanıyoruz, onun getirdiklerine inanıyoruz. Kur'an-ı Hakim'i bağrımıza basıyoruz. Ve muhterem Müslümanlar, vallahi samimiyim, en doğruyu seçiyoruz, en güzeli seçiyoruz, en yüksek anlayışı seçiyoruz. En medeni, masiyet ve haram değil, İnsanca ve müminle yaşamanın en medeni zirvesini seçiyoruz. Kardeşlik ve uhuvvette en ileriye doğru gözümüzü dikmişiz ve memleketimizin her halükarda cennet vatan olmasını Mevlamızdan niyaz ediyoruz inşallah. Evet. Ve muhterem Müslümanlar, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diyen Akif'le her dersimde kucaklaşıyorum. Cenab-ı Halik-i Zülcelal bu vatanda bu mümin kardeşlerime gözyaşı döktürmesin, hasret ve nedamet çektirmesin. Cenab-ı Hak belalar ve musibetlerden muhafaza buyursun. Hele hele düşman istilasından cennet vatanımızı korusun ve mahfuz kılsın inşallah. Muhterem mümin kardeşlerim, şu Kapı Camii'nin tamirini gördünüz. Evet. Her taraf ama gördüğünüz her şey indirildi. Sonra tekrar her şey ama iğneden ipliğe, A'dan Z'ye her şey yeniden yapıldı. Ben tamir anında da geldim, bir şeyler verdim ama şimdi Hafız Hayrettin kardeşimiz, tamiriyle ilgilenen kardeşlerimiz, hocam tabii açığımız var, camimize, cemaatimizin biraz yardımını rica ediyoruz dediler. Onlar öyle dediler ama ben çok yardımınızı istiyorum inşallah. Mevla lütfederse
Ben bir 10 milyon seccadenin üzerine konmak üzere veriyorum. Mevlamız azımızı çoğa saysın inşallahü teala. Hani ben eskiden de söylerken cemaat-ı müslümin cüzdanı silkeceksiniz ha derim ya, inşallah kapıdan çıkarken cüzdanları silkeceğiz. Muhterem müminler, Cenab-ı Hak lütfetsin inşallah. Haydar da ben de cüzdanı silkeceğim diyor kürsünün önünde. Tamam. Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretleri kerem buyursun. İnşallah tamiratı yapan kardeşlerimizin yüzünü güldürelim. Şu cennet gibi camimize Mevla keder göstermesin. Sabahı haşre kadar Mevla içini dolu kılsın. İnşallahü Teala. Ve muhterem müminler, ölüme hazırlığı bizim için kolay getirsin inşallah. Hani gönlü nurla dolan İslami inşiraha mazhar olanların dış görüntüsü dedik ya, ikisini söyledim. Üçüncüsü de söyleyivereyim bir kelimeyle, dersimizi öyle kapatayım. Üçüncüsü olarak Peygamber Efendimiz, Allah'lık olan, ebedi saadete namzet olan kulun üçüncü görüntüsü, vel istidadu lil mevtihi kable nüzulihi, ölüm gelmezden evvel Azrail'e hazır olmak. Azrail kapıya geldi mi? Ehlen ve sehlen ya melekel mevt. Emanetim hazır deyip şehadetlerle ölüm meleğine Azrail'e teslim olacak ve o güne hazır olacak o kul diyor. Sadrinde inşirah, İslam'ın nuru üzere olan kulların görüntüsü buymuş. Mevla bizi cidden iman neşesinde zirveleşen sevgili kulları zümresine ilhak eylesin inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulhu kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle gülerek ve Allah'ımızın tecellisini görerek ölmeyi mukadder kılsın. Hakkı hak bilip hakkı ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eleyen zümreyi salihine Mevla cümlemize ilhak buyursun. Şeriatı garra-i Ahmediye-i Muhammediye temessüf ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eylesin. Bize, bütün ümmeti Muhammed'e, 1,5 milyar inanmış insana, kalanlarına da Rabbimiz tevfikini lütfesin inşallah, öyle dua ediyorum. Cennetiyle, nimetiyle, devletiyle, hususiyle aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram buyursun inşallah. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.